günler Engin Ekonomist'le karşınızdayız. Piyasaya ilişkin ayrıntıları konuşacağız önce. Sonrasında da her zaman olduğu gibi gazete manşetlerine, ekonomi sayfalarına hangi haberlerin yansıdığına birlikte bakacağız. Önce ne olmuş ne bitmiş düne dönelim ve şöyle bir piyasa toparlaması yapalım. Borsa İstanbul tarafında önemli düşüşler vardı. %2.77 oranında geri çekildi endeks. 94.497 endeks değerine kadar geldik. Bugün buradan açılacağız. 6.1885'e gelmiş durumda dolar TL tarafında işlemler. 7.1187'yi görüyoruz euro TL cephesine baktığımızda. Ve 197 dolarla 1200 doların altındaki seyrini sürdürüyor altında ons başına gelen nokta. Ancak altında gram altın, çeyrek altın tarafına da şöyle bir baktığımızda o tarafta dolarla ons arasındaki fark nasıl yansımış? Doların artışı onsun düşüşünden daha fazla imiş. 238 lira 69 kuruşu görüyoruz gram altın cephesinde. Çeyrek tarafına baktığımızda ise 391 lira 23 kuruşluk bir fiyatlama var. Tam altında ise 1560 TL 15 kuruşluk bir ödeme yapmanız gerekiyor. Peki euro dolar paritesinde 1.15 seviyelerin yeniden üzerine çıkmış görünüyoruz. Buralar kalıcı olacak mı olmayacak mı? Aslında önemli olan onu gözlemek. 84 dolar 98 senti görüyoruz Brent petrol cephesine baktığımızda. Ne oluyor ne bitiyor? Brent petrol madem dedik, petrol arz endişeleriyle birlikte aslında haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor demek mümkün. O tarafta önemli derecede sorunların olduğunu, arza ilişkin kaygıların olduğunun altını çizmekte elbette fayda var. Diğer yandan piyasa cephesinde petrol için neler söyleniyor? Suudi Arabistan'la ilgili önemli kaygılar vardı. Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimin Amerika yaptırımlarından dolayı azaltması karşısında İran'ın bunun bir darboğaza petrolü sokacağını düşündüğünü ifade ediyor. Dönelim tekrar piyasa tarafında etkili olabilecek haberlere. Bu arada Türkiye açısından önemli noktalardan bir tanesi imar kanununda değişiklik yapılması ilişkin bir not var. O not meclisin gündeminde önümüzdeki günlerde muhtemelen konuşulacak ve bundan sonra nasıl bir yön izlenecek onu da sizlerle paylaşacağız. Avrupa tarafında da kapanışların negatif olduğunu söylemek mümkün. Yükselen tahvil faizleri Amerika cephesinde oldukça endişe verici. 3.20'li seviyelerde hemen hemen Amerika'nın 10 yıllıkları. Bu da sadece borsa tarafına gelişmekte olan piyasa borsalarını değil, Amerika'nın kendisini de rahatsız eder nitelikte. Yükselen tahvil faizlerinden sebep New York borsasında da aşağı yönlü bir hareket olduğunu gözledik dün gün sonu itibariyle. Nitekim bugün de negatif bir açılış yaptı Amerika borsasında vadeli endeksler. Asya tarafında da negatif bir tabloyu görüyoruz. Dolayısıyla devralacağımız piyasanın rengi kırmızı olacak, öyle görünüyor. Amerika tarafına fabrika siparişleri açık. Ekonomik göstergelerin iyi olduğunun altını her zaman çiziyoruz. Amerika tarafında 11 ayın en güçlü artışının geldiğini şu aşamada söylemek mümkün. Amerika'nın bir başka ülkeye daha yaptırım uygularım tehdidini sopasına kaldırdığını gördük. O ülkenin adı Hindistan ve bir onlar eksik kalmıştı diyeceğimiz noktaya hali hazırda gelmiş durumda. Çinler Amazon ve Apple dahil 30 Amerikan şirketini hacklediler. Bu yine önemli haberlerden bir tanesi idi. Bu kadar petrolden bahsediyoruz. Arz endişeleriyle birlikte düştüğünü söylüyoruz. Trump'ın bununla ilgili tabii ki bir yorumu var. O yorumda OPEC'ten üretimi artırma talebine sonuç getirmeyebileceğine ilişkin bir not olarak gündemimizde duruyor diyelim ve geçelim gazete manşetlerinde neler var neler yok ona birlikte bakalım. Evet, ekonomi gündeminde sıra geldi. Gazete manşetlerine birlikte bakmaya nasıl yansımış buradaki haberler onu konuşacağız birlikte. İlk gazetemize bakalım. Avrupa Birliği'ne ilişkin bir referandum sinyalinden bahsedeceğiz şu aşamada. Nedir o referandum sinyali diye baktığımızda
Dün Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamalarla birlikte aslında gündemimize geldi. Avrupa Birliği'ne girer miyiz, girmez miyiz bilemem o kadarını. Ancak bunu bu süreci yürütüp yürütmeyeceğimizi halka soracağız, öyle görünüyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde sona yaklaşıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle giderse bize düşen 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak olacak diyerek referandum sinyali verdi. Avrupa Birliği süreci 81 milyona gideriz başlığıyla birlikte de Milliyet gazetesindeki yerini bulmuş görünüyor bu haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'un parçalanmış bir dünyada adaleti aramak başlıklı kapanış oturumuna katıldı. Oturumda soruları yanıtlayan ve açıklamalarda bulunan Erdoğan, gayretler sarf edilmesine rağmen 2. Dünya Savaşı'nın patlak verdiğini dile getirdi. Birleşmiş Milletler'in adalet arayışına hala bir cevap oluşturmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam ediyor: dünyanın değişik yerlerinde şu anda Birleşmiş Milletler'in gayretleri var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan birçok karar var. Fakat gördüğünüz gibi bu çıkan kararlar ve alınan bir netice durumu söz konusu değil diyor yaptığı açıklamada Erdoğan. Devam edelim. Bir başka gazete ve bir başka haberle birlikte. Plan değişirse rant devletin başlığını görüyoruz Hürriyet'in ekonomi sayfasında. Nedir bunun ayrıntısı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk olarak 4 yıl önce çıkarılmak istenen şehirlerde rant vergisi planı imar kanunu ekleyeceğini kritik bir maddeyle yenileyerek tekrar gündemine getirdi. Bakanlığın hazırladığı yasa taslağına göre imar planında yapılan değişikliklerle arsalarda değer artışı oluşursa aradaki farkın tamamını devlet ödeyecek. Şehir rantı nasıl vergilendirilecek? Birazcık ayrıntısına bakalım birlikte bunun. Yetkililer söz konusu yasa değişikliğinin kabulü halinde şehir rantının nasıl vergilendirileceğini şu örnekle anlattı. İstanbul'da imar planında 5 katlı konut izni bulunan bir arsa için vatandaş hem yoğunluk artışı hem de fonksiyon değişikliği talebinde bulunursa ve bunun sonucu ortaya 10 katlı bir otel, AVM, iş merkezi, rezidans veya hastane yapılması izni çıkarsa arsanın değeri artacak. Eğer değer artışı 5 milyondan 15 milyon liraya yükselmişse aradaki 10 milyonluk farkı devletin ödemesi gerekecek diyor buradaki ayrıntı. Hak kayıplarına dava açılabileceğine ilişkin bir başka not da paylaşılmış. Taslağa göre ada oluşturan tek parseller hariç olmak üzere parsel bazında nüfus, yapı yoğunluğu, kat adedi, bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri de yapılabilecek. Yapılamayacak. Kesinleşen planlarda karşı sadece doğrudan hak kaybı olanlar ilgili kısımla sınırlı olmak üzere dava açabilecekler. İmar planına ilişkin olarak idari yargıya başvurulması halinde bir yerden birden fazla idari mahkemesinin bulunması durumunda davaların hangi idari mahkemesinde görüleceğine hakimler ve savcılar kurulu karar verecek denilmiş. Kaçağı hemen yık maddesi yer alıyor. Bu belki de vatandaşı en çok ilgilendiren not bu haberin içerisinde. İmar planının kesinleşmesinden itibaren 6 aylık süreden sonra plan iptali, revizyonu veya değişikliği gerekçe gösterilerek alınmış rapı ruhsatları iptal edilmeyecek. İnşaat durdurulmayacak. Mevcut mevzuatta ruhsat alınmadan ya da ruhsata aykırı olarak yapılan mühürlenerek durdurulacağı hükmü bulunuyor. Ancak taslağa eklenen yeni fıkrayla idare tarafından ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıkların giderilemeyeceği tespit edilen yapılarda bir aylık süre beklenmeden ruhsatın iptal edilerek ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina ya da mevzuata aykırı imalatların belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip yıktırılması hükme bağlanıyor. Yıkım masraflarının da yapı sahibinden alınacağı belirtiliyor bu haberde. Amerikan tahvilinde sert yükseliş moralleri bozuyor. Az önce söyledik, 3.20'lerin üzerine doğru çıkan bir fiyatlama söz konusu orada. Ancak neden Amerikan tahvilleriyle biz bu kadar ilgileniyoruz da bizim 10 yıllıklarımızdan, bizim 2 yıllıklarımızdan bahsetmiyoruz? Hazır bizim 2 yıllıklarımızdan bahsetmişken orada da 26.38'e geldiğimizi gösterge tahvil cephesinde bir not olarak düşelim. Ancak Amerikan tahvilleriyle ilgileniyoruz çünkü Amerikan ekonomisi gelişmekte olan piyasalara, yani biz ve bizim gibi olan piyasalara para akışı
artışının da nedenini oluşturuyor. Ekonominin güçlendiğine dair sinyaller, Amerikan tahvili faizini 2011'den bu yana doları da 6 haftanın en yüksek seviyesine taşımış durumda. Analistlere göre gelişen ülkelerin fon maliyetlerini artırması nedeniyle tahvil faizlerinin yakından izlenmesi gerekiyor. Kur 6.23'ü gördü. 10 yıllıklar %20.40 seviyesine geldi diyor Dünya Gazetesi. Bu haberde tahvil getirisi neden yükseliyor peki? Tahvil sahipleri Fed'in daha önceki tahminlerine göre daha çok faiz artıracağını, Amerikan hazinesinin daha fazla borçlanmaya gideceğini, bunun sonucu tahvil faizlerinin daha da yükseleceğini bekliyorlar çünkü demiş buradaki haber. Kapıyı çalan tehlike olarak veriyor. Amerikan tahvil faizlerindeki o hızlı yükselişin grafiğini de paylaşmış Dünya Gazetesi bu haberde. Merkezden bir uyarı var. Fırsatçılık uyarısından bahsediyor Merkez. Merkez Bankası enflasyon raporunda fiyat artışına dikkat çekerek fırsatçılık uyarısında bulundu. Raporda dövizin etkilenmediği ürünlerde yüksek artışın yaşanmasına da vurgu yapılmış durumda. Hem döviz kuru sebep gösteriliyordu, hem de döviz kurunda etkilenmeyen ürünlerin fiyatları da benzer şekilde bir artış yaşayınca bu uyarıya gerek görmüş Merkez Bankası. Enflasyonda yükselişin ana sürükleyicisi temel mal, gıda ve enerji grupları oldu. Üretici fiyat gelişmeleri bilhassa enerji ve ara malları kanalıyla maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret ediyor. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi sert yükseliş ifade ediyor diyor bu haber. BDDK ve SPK onayladığı başlığını görüyoruz. Hemen yanındaki haberde işsizlik fonundan 3 bankaya 11 milyar lira aktarılmasının kanun dışı olmadığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Aksu, işlemler SPK ve BDDK onaylı oldu diyor. Ayrıntısına bakalım. 124.3 milyar liralık bir birikimden bahsediyoruz burada. Söz konusu işlem Halkbank, Vakıfbank, Exim Bank'ın tahvil ihraçlarında gerçekleşmişti. İşsizlik sigortası fonu Ağustos sonu itibariyle yaklaşık 124.3 milyar lira büyüklüğünde ve fonun maddi ve mali varlığının %89.05'i tahvil, %10.95'i de mevduattan oluşuyor deniyor. Özal döneminden beri bu tür uygulamaların yapıldığına da vurgu yapılmış bu haberde. AK Parti dönemlerinde de bu aynı zamanda yaşandı elbette. Geçen yılda böyle bir kaydırma oldu. Burada herhangi bir risk, tehlike söz konusu değil. Kamu kendi içindeki kaynakları farklı birimlerde kullanacak şekilde değerlendiriyor ve tasarruf ediyor diyor. Bu uygulamada ondan farklı bir şey değil vurgusu yapılmış. Tam tersine aslında bu kamu kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanıldığı bir adım denmiş. Öğrenciye burs yetmiyor başlığını görüyoruz Milliyet Gazetesi'nin eğitim vitrini sayfasında. Kime para yetiyor ki öğrenciye yetsin dediğimiz bir noktada. Burada burslarda öğrencilere yetmemiş. 30 lira artırılarak lisansta 500, yüksek lisansta 1000 TL, doktorda ise 1500 TL'ye çıkmış burslar. Özellikle büyük şehirlerdeki öğrenciler yurt, yemek, ulaşım gibi zorunlu harcamalarını dahi karşılayamadıkları için miktarı yeterli bulmuyorlar. Kredi alan öğrenciler ise daha şimdiden borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu lisanstan doktoraya kadar öğrencilere burs ve kredi imkanı sağlıyor. Geçen yıl burs ve kredi ücretleri 470 lira lisansta, yüksek lisansa 940 lira, doktorda ise 1410 liraydı hatırlatması yapılmış. Önceki gün yüksek öğretim akademik yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu miktarlarda yukarı doğru bir revizyon yapıldığını, 30'ar lira artırıldığını söylemiş. Bu haberi de böylece biz de sizlere iletmiş olalım. Hayat boyu borçlu yaşıyoruz. Bir öğrencinin yorumu olarak da gazetedeki yerini almış diyelim ve parametreye geçelim.